Edward. Atarsın 17 bitiricilik. Olmadı. Kelvin. Savanyar! Arkadaşlar hepinize günaydın. Ball Manager serimizin, Leeds United kariyerimizin 3. bölümünden herkese merhaba. En son hatırlarsanız Chelsea'yi kendi sahamızda ezmiştik. Zannediyorum 1 veya 2 şutları vardı. Bugün kariyerimize devam ediyoruz. Bugün cumartesi sabahı, saat sabah 7 zannediyorum. Menajerlik serisini çekme isteğimden uyku uyuyamadım. Kahvemi kaptım geldim. Geçelim. Önümüzde 2 tane City maçı var. Biri Carabao Cup. Diğeri de Premier Lig maçı. İşimiz zor. Çünkü özellikle birinci sezonda eğer takımınız yeterli oynama alışkanlığı kazanmadıysa ve oyuncuları kötüyse City ve Liverpool genelde eziyorlar abi. Hem de öyle böyle değil yani, acımıyorlar. Bayern Münih gibi 5 tane 6 tane 8 tane 10 tane ne gelirse yerden kısa havadan uzun atıyorlar abi. Evet. Carabao Cup maçına yedek kadroyla çıkacağım. Eyvah, tam Yusuf'la çıkacaktım, sakatlanmış. Yarın maç oynayamayacak muhtemelen. İniyle çıkartır mıyım maça bilmiyorum. Kime ne teklif var? Ya bu adamı satmayacağım artık, yeter. Yani ya da gelen tekliflerle zaten kabul ettiklerim satılacak ama böyle saçma sapan kiralıklarla satmam yani. Yok abi, bunları da reddedelim. Reddet. Reddet de kırmızı ölüm gibi okudum birazcık. Böyle güzel bir film olabilirmiş. Önerilen futbolcularda kimler var şöyle bakalım. Stanks var, Sutalo var. Sutalo iyi adam da 21 yaşının altında arkadaşlar. Premier Lig'de şu an FM oyununda, 21. oyununda 21 yaşının altında yaklaşık 6 tane adam alabiliyorsunuz diye biliyorum. O yüzden o sınırı dolduramayız. Ayrıca paramız da kalmadı. Maliyetimiz de kötü. Belki gelecek senelerde düşünebiliriz. 17 yaşında. Fena bir kaleci değilmiş. Çok istikrarlıymış ya. Hemen takip alalım. Belki güzel gelişebilirse İlerleyen dönemde işimizi görebilir. Bu arada kaç yıldız gelişecek gözüküyor, ona da bir bakalım ya. Raporda gözüküyor. 4,5 yıldız olur diyor en fazla. Yani en fazla Messi'nin ulaşabileceği potansiyele ulaşır. Kötü bir şey değil ama 17 yaşına gelmiş zaten, 18'e girecek falan. Daha iyisi olur abi ileride. Görürsünüz zaten. Daha iyi futbolcular çıkacaktır. Rakip takım talimatlarını yaptık. Süleyman sakat sakat oynar mı? Oynar. Kondisyonu yerinde. Genel kondisyon durumu bakın burada kalp olarak görüyorsunuz. Tam rotasyon diyelim. Dönüşümlü kadro seç. Tam rotasyon. Ya Yusuf Demir'i de orada oynatma abi. Eduardo var. Eduard var daha doğrusu. Eduardo diyorum. Astroboli de burada oynamaz. Lan nasıl bir kadro kuruyor bu hocalar? Oynatalım. Böyle yapalım. Lifori gel kardeşim. Tamam, Ahmet Osic. Aylink burada oynamar mı abi ya? Nasıl bir taktik anlayışınız var? Menino. Almışız ama stopere Lorente'yi koyacağız mecbur. Ayarda yedek stoper olarak kalsın. Messi ile çıkalım ilk maça ya. 20 yaşında, onu da geliştirelim. Olacak bilmiyoruz da. Hadi bakalım. İlk City maçı. Belki temkinli oynatabilirim ama maça girdikten sonra ayarlayacağım. Tamam, nerede oynatıyorum ben? İnşallah sol açık koymamışımdır. Orta saha aldığımız adam da herhalde. Castrovoli. Daha ilk maçına çıkıyor galiba o da. Kahvemi de yudumlayayım. Evet, sert gidelim abi Kevin De Bruyne'a. Haydi çocuklar, yumruğunu sık. Maçın favorisi gösterilmiyorduk ama ulan hiç etkilenmediler ya. Size inancım tam. Parmakla işaret ederim. Taktikler. Kendi sahamda arkadaşlar. Temkinli oynamaktan vazgeçebilirim bu yüzden. Fernando Torres'e sert girelim abi. Rodri biraz güçlü adam, ona sert girmeyeceğim. Sol bek'e sert girebiliriz, Zinchenko'ya.
Phil Foden'a da bu arada sert, zaten sertmiş, tamam. Taktiklere bir daha bakalım. Yanlış bir şey olmasın. Ya Shaqiri de onu oynatmışız. Satacağımız adamı oynatmışız da Castrovali'yi oynatmışız. Neyse ligde oynatırız onu ya. Calvin Phillips oynuyor falan. Onu ayarlamamışız. Neyse. Hadi bakalım çocuklar. Allah yardımcımız olsun. Maçta 3 dakika geride kaldı. Kaptıracağız gibi duruyordu ama sağ salim çıktık. Hadi abi, çok güzel. Ah be Abdülkadir. City'de kupa maçı falan dememiş. Tam kadro çıkmış neredeyse. Aman çocuklar, aman. Evet, saçma sapan bir gol yedik. Dönen top gol oldu. İlk şutları döndü, gol oldu. İkinci şutu. Fark yiyebiliriz. Sıkıntı yok. Hadi Eduard, yaparsın. Yapamadım. Abi niye normal pas vermiyoruz? Yani adamlar şu anda bakın gol bulma oranı 0.83 arkadaşlar. O yüzden şeyler yapmam lazım ama biraz daha geniş oynatayım bakalım ne olacak. Hadi toparlayalım artık. Kayırma oldu. Düzgün bir hatamızı göstermedi. Hadi abicim hadi. Yani Kaliforniya'da kötü oynuyor. 6.4 oynuyor. Yani hücum ağırlıklı oynatacağım arkadaşlar ya. Korkanın çocuğu olmaz derse babam. Biraz daha toparladık bakın. Hücum ağırlıklı yapınca. Kendi sahamız. O yüzden çekinmememiz lazım birazcık. Kalifor'u çok kötüsün be abi. Orada gitti adama çıkart. Aferin aslan. City şu anda eziyor bizi. Yalan yok. Ama takımıma güveniyorum. Bomboş arkası. Edward niye pas atmıyor lan? Kalifor abi kaçıncı atan bu ya? Of, müthiş bir yani Ahmet Osic'den. Kaliforniya'yı çıkartayım abi. Hiç top oynamıyor. Var mı kötü oynayan? Sakatlığı yükselebilir. O yüzden onu da çıkartacağım. Şöyle yapalım. Abdülkadir sağda daha iyi oynuyor. Mesela 7-3 oynuyor. Hani o kadar çok şut kaldı. Hiç memnun değilim abi. Ben daha çok şey bekliyorum. İnancım tam abi. Hadi. Hadi bakalım hadi. Hadi abicim 7'ye 7 dengeledik şutları bak hadi. Abdülkadir ya leş oynuyor da. İki oyuncu değişiklik hakkımızı kullandık. Sakatlık olursa sıkıntı yaşarız. O yüzden mecbur çıkartamayacağız ama şöyle bir değişiklik yapabiliriz. Kanat forvet değil de şöyle yapalım. Ters ayaklı kanat. Belki bir etkisini gösterir ama göstermedim. Hadi abicim çok güzel. Eyvah. Ferran Torres. Sterling. Yapma Sterling. Çok güzel. Ayling. İyi bir müdahale yaptı. Gol bulamadık. Abdülkadir leş oynuyor abi. Çıkartman lazım artık. 6-2 oynuyor adam. Serafinha'yı mı alsam? Vlahi'yi mi alsam? Çift forvet deyip diktiğimiz topu şey yapabiliriz. Şöyle de biraz öne alırız. Dikine uzun pas diyelim. Vlahi'yi belki görebiliriz öyle.
Dribbling azap mı dedik? Kapalı tam. Hadi çocuklar. Son saniyelerde bir gelen gol. Hadi yükleniyoruz bak. Gitgide gol bulma şansımız artıyor. Ama adamlar atak yapıp duruyor. Yani yeni gelen oyuncuları var herhalde. Onları bir sertifikayım. Şey falan belki sakatlarız. O da herkese de bir stres yapalım ya. Böyle olmayacak. Son saniyelerde belki fayda görür. Eyvah. Abi o ne ya? Ofsayt yok mu hocam? Yok. Maç bizim için bitti gibi bir şey oldu. Neyse en azından çok büyük bir fark yemedik. Daha inşallah yemeyiz. Belli değil mi? Bir kalecileri yedik herhalde. Abicim ya. Ferran'a bak. Çok ağzını açtım. Üçü yedik. Çok oldu. Daha ligde yeneriz ne diyeyim. Zor ama. Calvin Phillips var. Durulmuş ya Calvin Phillips. Onu bir dinlendireceğim maç için. Tempoyu da düşürelim abi. Gerek yok. Maç bitti zaten. Nereye atıyorum bu kutu ya? Neyse. Hocam bitireceğim mi artık? Hocam bitir artık ya. Yenildik işte. Üzgün canım. Yenildik yani. Sonuçtan hiç memnun değilim. Kusura bakmayın çocuklar. Filip sakatlanma be abicim. Yeniden City maçımız var. Dinlendirelim bir de onu. Dinlendiriyorduk. Dinlenme. Bir gün dinlen abi sen. Sakatsın zaten. Var mı as oyuncumuz? Yorgun olan. Yine City ile maçımız. Genel bilgi. Ben komisyon yapalım. Calvin'i yaptık zaten. Florenti'yi dinlendirelim. Eduardo. Rico zaten yorulmamış da. Bunları dinlendirebiliriz bir gün. Evet mağlubiyetle başladık 3. bölümümüze. Belliydi böyle olacak. Güle güle. Aferin Menino. Böyle devam et oğlum idmanlara. Orada biz oyuncularımızın antrenmanlarını ayarlamadık arkadaşlar. Şahsi antrenmanlar. Bunları bir ayarlayalım. Ahmet Osic. Defanssın sen abi. Defansif pozisyon alma çalış. İki kat yoğunluk. Mesela yapmıştık zaten. Menino. Sen sağ bek oynatıyoruz biz seni genelde. Çabuk ol. Dikkat. Ayar. İletişim, defans pozisyon alma. Rico Henry. Sol bekimiz. Kalifori gel abi sen de aynı. Çabuklusun. Sen de sol bek yedeğimizsin. Çok sakat vermeyiz inşallah. İki kat yoğunluk yapıyoruz ama. Sen de çabuk ol abi. Ya.
Rafinha'nın yaşı var mıydı ya çok? 23'müş ya daha. Ama şut diyelim biz bunu. Yerini geliştirsin. Yusuf. Çabukluk abi kesinlikle. Rodrigo bu saatten sonra gelişmez 29 yaşında. Edward gelişir. Tabi. Bitiriciliğini geliştir. Hafız da diyebiliriz belki bir miktar sonra. Vula'ya da yapmıştık herhalde. Evet, şut. Tamamdır. Evet, ölüm grubundayız demiştik. Bir City maçı, ardından Liverpool maçı. Sonrasında Wolves, Newcastle'ın Wolves, Leicester diye gidiyor. Yani toplam iki ölüm maçımız kaldı şu anda. City ile Liverpool. Liverpool'dan bir 6-7 yemeyi bekliyorum açıkçası ama deplasmanda değil Allah'tan. Şimdi City maçı deplasmanda. Açığı burada kapayabiliriz. Seçim diyelim hemen. Geldi. Ahmet geldi. Lorente. Ayan niye burada oynamıyor? Oynayabilecek kim var orta sahada? Lukic var. Duruma göre belki ayarla değiştiririz yerini. Ahmet'i forvete ay orta sahaya alırız. Kalbin çok yorgun ya. Baksana sakat da zaten. Bu maç Kalbinden faydalanamayacağız belli oldu. Rodrigo, Rafinha, Edward. Burada Vlo oynayacak abi. Lloren, Lorente, Ayer. Bu kişi burada oynuyor mu sen? Oynuyor. Savanyar. Savanyar yer değiştireceğiz abi. Burada daha iyi oynarım dersen orada oynatayım. Castrovalli'ye bir şey yapmadık. Buna da pas diyelim. Orta sahalarımıza pas çalıştıralım. Bu işte pas çalışsın abi. Pas oyununda top kaptırmamamız lazım. O yüzden önemli. Sabanya zaten 28 yaşında bu saatten sonra gelişmez. Maça temkinli çıkacağım işte bizim sahamızda değil. Evet, yumruğunu sık. Yok bir dakika sıkma. Geçen maçtan kalan bir şeyimiz yok mu abi? Yok demek ki o zaman bunu diyelim. Haydi bütün dünyaya bu takım neler yapabileceğini göster. Size inancım tam çocuklar. Şimdilik. Basmanda olduğumuz için temkinli oynatacağım abi. Oyuncuların da yatkınlığı değişiyor birazcık ama topa sahipken de birazcık şöyle yapsak çok mu sıkıntı olur? Kısa pas yapıp tempoyu düşürmeye çalışacağım. Çünkü sistem sahasında ezilebiliriz. En azından çok büyük fark yemeyelim. Hadi Bismillah. Kalede Livadı geri döndü. Sağ beke Menino. Forvet Devil'a var. Dakika 5. Atakları yok. Çok güzel. Ben de bunu istiyordum. Şu an var. Hadi çocuklar. Eyvah atak yapmaya başladılar. Yemeyelim benim abi. Aferin Livakovic. Bir dakika. Rakibe karşı ne oynuyoruz, ne yapıyoruz? Bir bakalım. Mendy'ye sert girin abi. Ben söylüyorum sert girin. Bunlara baskı yapın her zaman. Kapanacağız abi burada yapacak bir şey yok. Liverpool'a deplasmanda da öyle yapacağız. Şu an haddimiz değil çünkü bu takımla oynamak. Rodrigo abi kim verdi topu ya? Yediğimiz gole bak. Fark yiyeceğiz. Tahminleri yok. İlk sene normal arkadaşlar. Ya. Abi nereye ya? Uzun pas oynamayın dedim. Kısa top dedim. İlla dikiyorlar. Durmayın abi bu adamlar. Atak yapamıyor şu anda. Çok fena gidiyorlar. Bir deneyelim kendi oyunumuzu oynamayı.
Kendi oyunumuzu oynamaya çalışalım bakalım. Ya öyle yükleniyorlar, böyle yükleniyorlar. Eyvah. Abi kontrole bakar mısın ya? Tek başına adam. Yok artık. Rafinha çok kötü oynuyor ya. Ülkeleri bitmeden de değiştirmeyeyim diyorum. Yerlerini değiştirelim sadece. Sen iki tarafta oynayabiliyor. Hadi Henry, yap oğlum. Attırma oğlum, kontrol yemeyelim ya. Asfer oğlum ya. Hadi, iyi orta gol getirir. La Allah için birisi vursun. Gitti adamın göbeğini delecek ya. Henry. Eyvah, Sterling 2. Çok kötü oldu. Yani inşallah 5'ten fazla yemeyiz. Stil hep basmadım. Chelsea'yi elimizde ağlattık ama. Burası zor abi. Abdülkadir alacağım arkadaşlar. Dayanamıyorum. Rafinha çok kötü oynuyor. 6-3. Belki faydasını görürüz. İlk yarı bitti. Su şişesi fırlatmayalım. Sergen performansından hiç memnun değilim dedik. Tamamdır. Ben daha çok şey bekliyorum çocuklar, hadi. Moraller yerine geldi, hadi. Hadi bakalım. Hücum ağırlıklı diyelim bakalım ne kaybedeceğiz. Rodrigo da leş oynuyor ya. Birleşti mi? Bunlar bakalım. Şöyle yapalım yine ya. Bu da hiç top oynamadı bu arada. Top gelmedi gerçi adamın. Ama yerde 6-3 oynuyor ya. Eduard alalım iki forvet dedi. Yani yapacak bir şey yok. Geride kalmak yakışmaz. En azından yapmamız gerekenleri yapalım. Fark gelse geliriz abi. Oldu. Stölünü tutamadık maçta ya. Ben tren gibi kullandım. Bilmiyorum. Yemek için dönmüşler. Beni sakatlandı. Yani adamı kaybetmemek için onu sakat olanı çıkartıyorum şu an, değil mi? Menino falan leş oynuyor. Şu an 16.'cıyız. Ben inanıyorum ki ilk 7'ye gireceğiz bu sene. Hep zor takımlarla oynadık. Normal. Bu arada City'ye deplasmanda 10 şut çekmek de iyi bir şey arkadaşlar. Sıkıntı yok çocuklar. Memnun değilim ama önemli değil. Toparlayacağız yani. Liverpool maçından sonra toparlayacağız. Orada da bir yiyelim fark. 6 gün var en azından maça. Rahat rahat biraz dinlenebilirler. Transfer döneminin kapanmasına da yaklaşık 10 gün kalmış. Numan öneriyorlar. Şüphek de risklerli değil. Ve paramız var mı yok diye hatırlıyorum. 2,5 milyon euromuz var. Kaydettik. Geçelim. Ben inanıyorum bu takım 2-3 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ni alırız. Antrenman tavsiyesi. Şu antrenörleri ayarlamadık ya.
Hazır gelmişken antrenörlüğü ayarlasak mı ya? Zaten bir kere ayarlayacağız. Ayarlayalım arkadaşlar. Grup çalışanları. Evet. Antrenör ekibi. Burayı ben aldım. O yüzden bakmıyorum hiç. Asistan menajer miymiş? Asistan menajer olmaz olsun. Karşılıklı fesih. Fena değilmiş ya. Hep sorumlusu. Bir kalsın. Böyle kaleci antrenör olmaz. Geç. Marcos. Ben bunu da beğenmedim. Ben Crespo. Abi bu ne böyle? Şey miyiz? Tüm boş beleş hocaları toplamışız. Enayi miyiz, maaş veriyoruz biz bu adamlara? Özelliklere bak, leş. Görüyoruz. Abi bu ne? Bu nasıl bir performans analiz sorumlusu? Veri analizi 7. Niye maaş veriyorsunuz abi siz bunlara? Yılda 142 bin euro kazanıyor adam. Şaka gibiler ya. Bıraklara bak. Feset abi bunları. Feset, feset, feset. Tamamdır. Onayla. Onayla, 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 onayla. Gibi sakatlanma oğlum be. Neyse 1-3 günmüş. Şimdi kulüp çalışanları antrenör arayacağız. Personel arama. Hem defansif bir antrenör arayacağız. Hem hücum ağırlıklı. Bunların hepsini seçeceğiz arkadaşlar. Böyle diyelim. Buradan her şeyi arıyorsunuz. İlk baş kaleci olarak arayalım. Kaleci antrenörü kim var? Lan boştakiler mi bu arada? Bana gelebilecek olanlar mı? He, bu antrenör olduğu için şey vardı. Kaleci antrenör olarak aratırsak daha güzel. Şimdi çıktı bak. Şöyle bir bakalım. Julio Alvarez var. İtibarı kötü birazcık ama. Kaleci antrenörü özellikleri iyi. Bir kalsın. Empoli kalecisine bakalım. Marcus'u bakın. Adam yönetimi zihinsel özellikleri de iyi. Bunu bir alalım abi biz. Bir tane kaleci antrenörü. İki tane alırım muhtemelen. Evet. Burada Higuita var. Bu meşhur kaleci. Eski kaleci. İtibarı falan iyi ama adam yönetimi falan zayıf birazcık ya. Daha iyi kaleci buluruz ben. Uf, çok iyiymiş, hemen bunu alalım. Adam yönetim özelliklerini gördünüz mü? İnanılmaz. Boştaymış bir de ya. Nasıl boşta kalır böyle bir adam? Hemen yıllarca anlaşma yapalım hocam. Canım hocam gel. Tamam. Bir tane kaleci antrenör aldık. Bir kalsın gerisi. Şimdi hücumla alakalı bir antrenör arayacağız arkadaşlar. Tamam, hücum tekniği de var, zihinsel var, her şeyi var. Raul Jose. Hocam asistan menajer gelsen de olur sen bir de. Tekrardan. İki asistan menajerimiz olur. Ama antrenör istiyorum ben sen. Yani diyorum, antrenörken maaşını ödeyemem ben bu adamdan da, bakalım deneyeceğiz. Asistan menajer maaşını ödeyebilirim ancak. Gibi gözüküyor. Yetmiyor maaşım. Kalsın. Michael Ribeiro. Sen ne dersin hocam? Özellikle düşük hocam ya. Yok mu bütün özellikle iyi olan? Bak bu fena değil. Ya özellikleri sıkıntı ama. Evet. Hücumu diğerlerinin zayıf. Rolcusu alabilirsek çok iyi. Ve bak. Bu da fena değil ya. Ribeiro'yu alabiliriz şimdilik. Şöyle hocam. Miguel Moreiro. Yok abi.
Ben de neyse. Şeye baktık. Hücum savunma bakalım. İşte asistan menajer abi bunlar. Savunma antrenörü olur herhalde ya. Olur ya. Burada Chiquinho diye mi okunuyor bilmiyorum açıkçası. Şimdi de verelim. Maaşı yetmeyecek. Hocam ne dersin? Canım hocam gel. Son mu aldık abi? Kondisyon almamız lazım iki tane falan. Micarelli var. Bu arada bunu kondisyon antrenörü olarak mı atmamız lazım? Onu bilmiyorum. Bakalım. Yani. Doğal olarak. İtibar çok iyiymiş bu adamın. Kondisyon antrenörü girmiyor. Ama daha iyisi var mı diye bakalım. Bak mesela bu çok iyiymiş. Bunu alalım biz. İkisini de alabiliriz ya da bilmiyorum. Gel hocam. Gel bir de seni alalım. Maaşımız yetecek mi bilmiyorum ama. Gel inşallah. Yetti. İki kondisyon aldık abi. Yani zihinsel teknik falan bakacağız. Değiştirelim tekrardan. Antrenör. Bu neymiş ya? Yani buralar leş zihinsel dışında. O Jose yine karşıma çıkıyor bir yerlerde. Alabileceğimiz adam yok mu ya? Niye bakalım biz? Yine Jose. Adam da iyi değilmiş ki. Raul'ü alamıyoruz mu biz abi ya? Alsak çok sorunu çözerdi. Şimdi de verelim hocam. Deneyelim bir ya. Zarar gelmez denemek. Belki hocam gelmek ister. Yok abi 726 milyon nerede vereceğiz? Menajere veriyoruz. Antrenörlere nasıl vereceğiz? Nasıl? Pek yok. Bir bakalım. Antrenör olacağım. Heh tamam bu güzel. Oh maaş da az. Çok güzel. Gel hocam. Bu arada biz ne dedik? Antrenör demişizdir inşallah. O direktörü istemiyordum ben. Heh, tamam antrenör zaten. Çok güzel. Bir de adam yönetimi. İyi olan bir hoca. Yani çok kötü. Bunun iyiymiş. Kalsın orada. Yine Roj Jose. Jose bu arada galiba okumuş. Okumuş tarzı. Burada 20'ler falan görüyorum ama. Neyle teklif yaptık mı ya? Bu adam iyi. Bunu alalım bir de. Gel hocam. Tamam. Gözlemcileri sonra çözeceğim arkadaşlar. Bu sene antrenörleri çözelim. En azından oyuncuların gelişimine katkı versin diye. Oh. Shaq Liddon gitti. Jamie Shaq Liddon. 6 milyon kazandırdı aslan parçası. Gelen oyuncu var mı? Var. Mali durumu düzelttirelim. Gözlemci imkanları isteyelim. Antrenör imkanları da isteyeceğiz. Altyapı testlerini geliştir. Birazdan biraz daha isteyelim sonra. Hepsi kabul edildi ya. Abi altyapıyı en önemlisi. Yani size zahmet olacak. Bir de antrenman sahasında testlerini de geliştirmemiz lazım. Arada Liverpool maçı da geliyor. Onu da yardım isteyelim.
Teklif yaptığımız antrenörle mi anlaştılar anlayamadım. Bir bakalım bir daha. Ya bak sözleşmesini uzatmışlar konuşan antrenör. Yani bizim değilmiş. Yani bizim 23 yaş altı hiç önemli değil. Liverpool maçı geldi değil mi? Karabağ maçı. Biz Karabağ'dan elendik arkadaşlar. City'ye. Şansımıza 4. turda mı 3. turda mı ne City geldi. O da ayrı bir dünya. Yani hiç kurada şansım yok arkadaşlar. O konuda çok ayın oyuncusu olmuş adam ya. Almak istediğimiz adam. Şöyle bir deneyelim. Bu ne abi? Canımızı isteseler daha iyi. Aferin oğlum. Delikman da. Sen niye idman yapmıyorsun oğlum? Çünkü uyar. Formunu eleştir. Tamam. Çok güzel. Konuş antrenörümüz geldi. Antrenör de geldi. Miguel de geldi. Diğer kondisyon antrenörümüz. Önemli kondisyon antrenörleri kazandı bu kulüp. Diğer haberler. Ribeiro hoş geldin oğlum. Hocam daha doğrusu oğlum demeyelim ayıp olur. Bizden yaşlı adam. Kazandırılmış değil. İndirelim. Yerinde biraz daha bir şeyler isteyelim. Antrenör imkanları. Aa. Tamam asistan menajer maaşlarını arttır bari. Paul Hose'yi alırız belki. Der, antrenman testlerini geliştir. Hali durumdan bir şey isteyemiyoruz. Altyapıya oyuncu alım sistemini geliştir. Aynen. Her şeyi red mi ettim? Yani hocam. Yani sana zahmet. Teşekkürler. Çok güzel ya. Kabul ediyor yönetim. Allah maşallah yönetime. Aramız iyi şu anda. Ya Yusuf yine sakatlanmış abi. Her maç öncesi sakat adam. Ne zaman oynayacağım? La maçımız var. Umut nasıl? Geçtim Calvin Phillips iyileşmiş. Çok. Buradan kimi çıkartacağız? Luke'i çıkardım şu anda. Antrenmanda kötü değil. Kendi sahamızda maç. O yüzden geri çekilmeyeceğim ama fark yiyebilirim tabi. Ya yeni sözleşme imzalamış. Hocam. Bir daha bir sözleşme deneyim. Vermiyorum. Gelmiyor. Keşke daha fazla para verseydin. Neyse duruma göre tekrardan hoca arayacağız arkadaşlar. Gelmeyen hocalar için. İliva iyileşmiş. Bizim için önemli. Çok iyi oynatalım bu maç ya. Kim alabiliriz? Bakıyorum. Ünlü. Yönlü. Sen ofansif oyna oğlum. Yani Aylin kendini alabileceğimiz adam var mı? Yok. Şu an kalsın. Tamam bunlar tamam. Acaba topu kanatlara yolla deyip yerden orta aç falan taktikleri mi yapsam diye düşünüyorum da. Daha erken ya. Pek yok. Evet Liverpool maçına girdik. Soyunma odası. Oraya çıkın ve neler yapabileceğinizi tüm dünyaya gösterin. Aferin. Heyecanlandılar. Size inancım tam. Tam inancım. Yumruğunu sık. Tamam. Bakayım. Abi bu ne kadrosu ya? Ölüm kadrosu. Sert gireceğim şimdi abi. Tamam. Beklere özellikle sert giriyorum arkadaşlar. Sakatlıkları, sakatlanma oranları yükseliyor. Beklerim. Çünkü güçlü oyuncu olmuyor genelde bekler. Hadi bakalım bismillah.
Talimatlarımız ne alemde? İyi, güzel, sıkıntı yok. Ama Liverpool hata. Yapmayın çocuklar. Aferin Liva. Liverpool yükleniyor mu? Çok şükür. Oğlum kaptırmayın orada ne olur. Artık yalvarıyorum oyunculara. Vlahovic. 1-0. Hocam ne ofsaydı ya? Ben gördüm. Ya yazıklar olsun Liverpool lobisi ya. Golümüz iptal oldu arkadaşlar. Aman aman kontrol edemeyelim aman. Hadi buradan müthiş top. Burada ofsayt versene hocam. Ver ofsayt ver. 1-0. Eziyoruz Liverpool'u. Yani eziyoruz tam denmez belki ama. Bir golümüzü de iptal ettiler. Ama bugün sakat mı? Yok, darbeymiş sadece. Ya Philips sıkıntı ya. Kondisyonu çok kötü olmuş. En iyi adamlarımızdan bir tanesi orta sahada. Çok kötü bir ters top. Hata yapmayın. Oğlum yapmayın. Gerek yok. Pas at oğlum. Gör bakayım. Müthiş top. At oğlum. Offside olmasın. Müthiş. Müthiş oynuyoruz müthiş. Tam bir pas oyunu. Adamın asisti muhteşem. Abicim pas yapın. Çok güzel. Aferin oğlum. Bak araya kaçtı. Aferin buna. Bir daha buna. Ah oğlum abi ya. Vagyo diyorum ama Vagyo da olabilir. Bilmiyorum Vagyo. Lan gibisinden. Barcelona'dan kiraladığımız genç yıldız. Orayı yine tren gibi yaptı. Aman yemeyelim. Abi. Vagyo dedik. Şom ağzıma tüküreyim ya. Yaptığı hatayı gördünüz mü? İnanılmaz bir hata yaptı. Menino'yu alacağız oraya. Bu hatadan sonra. İflah olmaz o adam. Tam da iyi oynadığı maçta ya. Divakovic de sağ olsun. Oğlum kaptırmayın ona bir pas yap. O gün eğer asist yaparsam çıkarmam. Vallahi yaptı. Offside verme. Ben de değiştirmeyeyim seni. Hayır diyelim. Tamam çıkarmıyorum abi. Aferin. Güzel asist yaptı. Calvin Phillips çok fena yoruldu da ilk yarı gibi bekliyorum en azından. Ama sakatlandı mı diyor. Sakatlandı diyor. Sakatlı gözükmüyor ama. Menino'yu mu alacağız? Yoksa Lukic var. Lukic'i alalım ya. Yani. Önünde de oynar. Lukic. Aman bunu da göremedim. Şöyle daha iyi oynarsınız herhalde. Tamam yer burada da oynuyor. Olmadı. Oynayalım. Herkes kendi yerinde oynasın. Yani Kelvin'i de çıkarmak istemez. 3-1 yeniyoruz. Fabinho'yu sakatlamışız. Aferin. Yarı bitti. Memnunum beyler. Aferin. Aferin oğlum hepinize. Hadi. Liverpool'un 4 şutu var arkadaşlar. Tamam 5 oldu. Şu maçı vermeyelim ya. Ya Liverpool atak yapıp duruyor. Bu da gol oranı yükselip duruyor. O yüzden temkinli oynayacağım arkadaşlar. Tempoyu da düşürdüm. Gol yemezsek inşallah. Aman. Ah, o nasıl top oğlum ya? Bas abi bas. Burada baskı yapabiliyor muyuz acaba bütün oyunculara ya? Basalım mı haber hepsine? Bizim sahamız burası. Joe Gomez girmiş. Ona... Sert. Joe Gomez birazcık güçlü oyuncudur. Ona sert girmeyelim ya.
Ali sonra da pres yapalım ki top kaptırsın. Oğlum o nasıl bir araya top kaçırmak? Aferin be Livan. Çocuklar kaç tane hata yapmayın ne olur. Üf ne top ama. Vla. Dön oğlum kanada. Kaptırma oğlum. Çok güzel. Penaltı hocam. Eyvah. Wijnaldum'a bakar mısın? Forvet gibi ya. İkinci yarı geliyorlar bu arada. Abi biraz daha düşürelim tempoyu. Zaman geçirme de olsun. Bu arada diğer taktiklerde de duran top kazanma. Dribblingi azalt diyelim. Tempoyu düşür, dalımı koru, kademeye dön. Tamamdır. Birazcık evimizde olmanın avantajını inşallah koruyabiliriz. Zaman geçirmeye yönelik oynuyorum şu an. Yalan yok. Ben deplasmanda fark yerim muhtemelen. Anfield'da, Anfield sayar. Aman. Oğlum o nasıl bir ara top ya? Ya bir de var ya defanstayız ya. Jota girmiş oyuna hiç haberimiz yok. Abi inanılmaz yani şu golümüz. Eyvah Llorente sakatlandı. Ahmet Özil. Ya bu ne ataktır? Üf çıkmadı be. Abi pres yapmayacağım ya. Ya inanılmaz yükleniyorlar şu anda. Boşluk veriyorum önde pres yapınca. Minlara da yapmayacağım. Sadece öndeki adamlar yapacağım pres. Yapmayın, yemeyin, yemeyin. Biraz daha savunma ağırlık değilim. Pas at oğlum ya. Attırma oğlum. Çok güzel top. Sen de dön, dön içe. Çok güzel. Offside olacağım. Müthiş. Maç kupalı eder kadar. İnşallah. Penaltı yapma. Tamam. Bir şey sanmıyorum. Hayır ne yapıyorsun oğlum? Niye öyle dikiyorsun? Aferin beni aman. Bir daha vur. Fena gidiyorum ya. Oyunculara seslen. Sert oynayın. Kim olduğunuzu bilsinler. Rafinha'ya bak. 2 gol 2 asist yapmış. Aman hadi ya. Aferin. Dönmeyin şu kaleciye. Abi illa golü girecek bana ya. 2 dakika var daha. Talimatlar. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Bitir hocam. Oh. Yendik. Ne maçtı ama. Sağımızda Chelsea'yi de yendik. Liverpool'u da yendik bu sene. Aferin çocuklar. Bir de bir golümüzü de saymadılar. Llorente. Üf. 6 hafta sahadan uzak kalacak. Çok büyük sıkıntı. Şey olmadan, transfer dönemi bitmeden hemen stoper alalım paramızla ya. Yedek stoperimiz bir tane Ahmet Ozic var. Onun dışında yedek stoperimiz yok. Gelen kutusu gözlemcilik nerede? Sen esiyim abi. Raporun ne abicim senin? Büyük maçlarda oynamayı seviyor. Teklifimizi yapalım. Yani...
Ne kadar satar gözüküyordu ya? Buna da bir bakalım. 16-24 arası satarmış ya. Paramız yok. Dolamış şu anda. Blanco kaleci zaten. Bir stoper kim var ya? Aratalım ya. Fark etmez diyelim. Özellikle ne yazalım? Top kapma. Markaj. 14 olacak abi. Atalım. Biraz yıllık bir stoper vardı aklımda ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Neyse, şöyle bir aratalım bakalım. Yapacağımız adamlar. Bu kadar para veremem. Bunları geçiyorum. Tamam. Bilmiyorum sana. Edgar Lee, Trabzonspor'un stoperi. Luyendama falan öneriyorlar. Aa, Marco Ayo olabilirim ya. Luyendama değil de Marco Ayo iyi stoper olur. 10.5 olmuş diyor. Abi kimler izliyor ya? Bir teklifimizi yapalım bakalım. Zaten bak kırmızı da gördü hocam. Kendi adamına saldırdı. 6 verelim hadi. 8 de oradan verelim. 7 verelim oradan. 50 maç sonra da 1 milyon euro. Bu kalsın aklımızda. Lianco iyi bir stoper. Bildiğimiz bir stoper. Büyük maçlarda oynamayı sevmiyor bildiğim ama bakalım. Teklifimizi yapalım bir. Uygun fiyata alabiliriz diyen kuyu. Diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum. Tabii kalsın. AB pasaportu yok bu arada ya. Lianco'nun. Marlon iyi bir stoper ama daha bir pasaportu yok. Ozan Kabak var. Schalke'de kiralıkmış. Liverpool'da kiralık vardı, yanlış söyledim. Luis Felipe. Güzel. Umar var. Umar'ı Savaş seviyor. Abi o da 7 hafta sakatmış. Aldığımız adam da sakat. Bir adamdır ama. Sakat yani. Solo'yu alabiliyorsak alalım ya. Ne kadar diyordu raporunda? Abi Atalanta'da kiralıkmış, adam yazıyor ya. Yukarıda da severiz. Bu da 1.82 boy. Kısa. Ayrıca kirada. Yani kim alabilirim bilmiyorum şu anda. Dimitris Nikolay. Arko'yu alacağız herhalde. Soyunumuza da uyar. Biraz boyu kısa mı? Biraz da arttıralım bakalım ne çıkacak. Mehdi Benatya falan çıktı. Kimmiş ya? Kim? Gil. Koşanlar var. Birazcık yaşlı bunlar. Yaş oranı
23'e kadar var mı hocam? Bremer var. Yengev. 1.93. Vuruş da var. İyi de oynuyor şu an. Yapalım buna ya. Ne diyecekler? Yok artık yani istedikleri paraya bak anlaşamayız bunlar. Adamlar. Markacı bir tık düşürelim. İmiş de 1.83 ya. Murillo var. Yok mu hocam stoper? Kim alabiliriz ya? 10-15 bandına. Onguene var. Az burada kiradaymış. Gömcülükten bakalım. Mevki. Adam vardı ya. Hatırlamaya çalışıyorum. Beklere geçti. Var. Ya. İtalya'ya bakalım ya. Sosol'da falan vardır stoper. İnter yazalım. Buradan İtalya'ya gidelim. Bunların hepsine bakacağız. Milenkovic'ler falan varsa. Göremedim ama. Luis Felipe falan da olur da. Bu vermezler bize. Biz yine deneyelim. Vermenin. Para. Var. O 7 tamam. 20 de vereceğim. Ayrıca 50 maça çıkarsa 7.5 daha vereceğim. Vallahi tamam. Ben Luis Felipe'ye okeyim arkadaşlar ya. Yani. Baksanıza şu özellikler müthiş. Bir pasör stoper oynamıyor diye hatırlıyorum ama bunu da oynatacağız artık bir şekilde. Bir de geçelim yine de ne olur olmaz. Bir tane daha bakalım stoper. Lazio'ya mı baktık daha değil mi? Bakalım. Stoper vardır. Mert Müldür var. Sağ bek stoper oynuyor ama tam bir stoper değil. Fiorentina da var. Aynen stoper onu biliyorum. Milankoviç burada bak. Bu da çok iyi adam. Boy da uzun. Deneyelim. Buna çok istiyorum. Yani böyle verelim. Buradan 15 verelim. Felipe bizi işimizi görür. Lenkovic kalsın. Ne yapalım yani. Tam Luis Felipe gelmek isterse. İstemiyor. Çok iyi olurdu Luis. Olmaz iyi olurdu. Marka gelmek istiyor ama ben daha iyisini istiyorum. Biz yine İtalya'ya geri dönelim. İnter yazalım da çıksın. İnter'e de bakalım ya belki vardır. Tony var mesela. Bu bize vermezler abi de. Deneyelim hadi. Inter'den de gelmek istemez ayrıca.
İstedikleri parayı gördünüz yani. Çirkin yerler falan gelmez abi bize. Satılık da var mı adam ya? Öyle bakalım. Süleyman bazen satıyor Bayern mi? Top oynatmamış Bundesliga'da. Teklif yapmış ya. Kim izliyor? Göremedim. Liverpool izliyor. Liverpool'a gider, bize gelmez bu adam da. Bakalım. Vallahi kabul ettiler. Abi satılık sitesinde miydik adam? Niye o kadar para ya kabul ettiler onu anlamadım. Böyle. İzleniyor. Gelmek istemeyecek bu tabi lan. Sen de adam bakalım biz. İtalya'dan bakıyorum özellikle. Atalanta'da kim var? Yok abi. Torino'da vardı sanki bir tane stoper. Lienko zaten o. Bremer'de var. Roma'da var. Stoper de onları bana vermezler. İstanbul'da falan keşke. Kirada ama o. Mancini'yi deneyelim. Süley alırsa ihtiyacımız kalmaz da Süley bize gelmez gibi geliyor. Kristen'den bir teklif yapalım mı acaba? Yapalım buna da. Çok güzel. Vallahi kim gelmek isterse ulan İbanez de var, o da kirada. Yeni adamları kiralamışlar. Yeter bu kadar. Marça. Basamak olamayacağım onu. Dur söyleyeyim. Maaşımız yok mu? Maaş yok. Nasıl vereceğim ben bu kadar para? Ya da para bayıldık. Muhtemelen kötü bir oyuncu alacağız. Markayı falan alacağız. Sarı geç abi. Maç başı ücret. Gol yememe prime. Takımı. Premier Lig şampiyonluğu. Marco'ya falan razı olacağız gibi geliyor da hadi bakalım. Maç başına yüksek yapalım. Gol yememe de yüksek. Bizim takımı 100 bin euro. Satış bedelinden pay vermem. Bunu da vermem. Arttıralım. Buradan verelim. Gelmezsen de sen bilirsin. Geliyor. Bianco daha uygun. Maliyetli olacak. Ama önemli maçlarda oynamayı sevmez bu. Görüşmeyi öğrenmiyorum ya. Marco'yu alacağız ya. Süle gelmek istemiyor. Stente de istemiyor. Aferin. Marco'yu almasak Bianco ile anlaşırız. Ben hocam. Neyini bekleteceksin hocam? Aa, Mancini kabul etmiş de. Ah, gelmek istemiyor ya. Gelmek istese müthiş olurdu. İtiraz et.
Çocuklar. Transfer dönem bitiyor. Güncelleme yapıldı çok. Niye iptal oldu abi? Son anda iptal oldu. Dur. 5 yapalım ya. Bayılacağız şimdi, para bayılacağız. Ben mi iptal ettim hocam? Bundan da olacak iş değil. Bak yapmayacağım hocam seni. Bedeninden pay da yok. Para da yok. €4.000, €7.000. 34 verelim. Son paranı verelim. Premier Lig'de kalma primi. Şampiyonluk primi. Birazcık düşün. Ne dersin Marça? Kabul ediyordu. İyi, daha deminkinden daha iyi sözleşme verdik. Eşim paramız kalmadı, sözleşme teklif edebilelim diye. O yüzden daha demin anlaşma çıktı. İtiraz et. Çok güzel. Markao geldi. Ne kadar sebep para kazandırmış olduk takımına. Orada milli ara varmış arkadaşlar. Milli araya girmişiz. 12 gün var maçlara. Çok güzel. Dönem sona erdi. Son dakika bir stoper aldık. Maalesef sakatlık olduğu için. Gerekliydi de gerçi. 3 tane stoperimiz var toplam. Arkan özelliklerini de okutmadım bu arada. Yani baksaydım iyi olacaktı. Raporuna bakmadım. Yani güvendim. Daha önceki günlerdeki performansında. Güzel ya. Çok güzel. Nasıl pozisyon aldı? Atıyorum. Markacı biraz kötü Marko. Atan pası var da pas oyunu oynayacağız. Evet. Performans analisti almamışız. Şunu alalım. Neymiş? Altıymış. Fena değil ama. Bizim kulüp çalışanlarımızın alemde 3 tane boşluğumuz var. Ne zaman geliyorlar? Kaleci antrenör olarak mı anlaştın, çıkmıyor öyle. Yapmayın ya. Abi ne kaleci antrenör, ben normal antrenör olarak anlaştım bu adamla. İşe bak. Sözleşmesini düzelteceğiz onu ya. Dikkat etmedim hiç. Gözlemleyelim ya. Alacağız inşallah. Ne? Kimse talip olmazsa. Spor bilimcisi. Ne gerek yok. Şu anda gerek yok. Önümüzde Newcastle maçı var. Sonunda normal bir fikstüre ulaştık yani. Yani çoğu büyük maçları oynadık. City, Liverpool, Chelsea. Bir Arsenal kaldı. Tottenham falan kaldı. Wolves var. Onlar da bir alt. Tık daha alt takımlar. Yeni bir tane haber gelmiş. Raporlar geldi herhalde. Yapın. Dianco. Büyük maçlarda oynamayı seviyormuş ya. Tüh. Sinirine hakim olamıyormuş. Artık Marco'yu aldık. Şık. Bir daha yiyor da. Marco'nun da pas oyunu var. Marlon ama Marco sandım, çok korktum. Kötü şey verdiler.
Ah, Luis Felipe'yi alamadık. Niye alamadık biz? Gelmek istemedin daha demin. Bizim bildiğimiz Luis Felipe değil. Yani. Umar. Rapor vermediler. Brighton'da kiralıkmış ama. Kendiler, Yemene, Leonardo, Murillo, Onguene, Onguene'yi nerede istiyorum ya? Seni alabilirim. Adams. Luis Felipe'yi keşke alabilseydim ama. Gelmedi. Jankovic. Bu şekilde. Bones. Mancini. Mancini hocam. Evet, kadromuz kuruldu artık. Arkadaşlar, ocağa kadar transfer yok muhtemelen. Çin Emine adam satmazsak, geleceğe yönelik transfer yapmazsak para bulmadığımız sürece yok. Madem öyle gel oğlum. Çok önemli değil. Tüm çalışanlara bir daha bir bakalım. Antrenörlerimiz dolmuş. Arkadaş. Et imkanları arttır abi ya. Bu ne? Performans analisti alacağız. Şuradan bir ilan verelim. Antrenör performans analisti. Şuradan da aratalım ya. Belki iyi bir adam çıkar. Antrenörlükteki performans analizi. Veri önemliydi herhalde. Aynen. Laura Brown var. İyi. Alalım bunu abi. Bir tık altı diyelim. Alalım abi seni de. Performans analist olarak. Konuşmuyor ya. Converges. Falan filan. Evet, imkanlarımızı arttırdınız mı hocam? Reddetmişler. Aferin. Biraz edince. Bir tane daha adam alabiliyoruz. Böyle fizyoterapist alınmaz ya. Evet. Bu 23 içinmiş aslında hadi. Premier League Newcastle maçımız gelip çatıyor. Gel bakalım. Spor bilimcisi kardeşim. Ben. Antrenörü daha alacağım. Çalışma izninde sıkıntı varmış. Kaleci antrenör olarak alamayacağım bunu. Dikkat ediyorum o yüzden. Biraz ileride tekrardan alırım ben onu. Şimdilik. Neyimiz düşük abi kulüp çalışanlarında? Kondisyon düşük. Gelecek bir tane hoca. Savunma düşük. Bakalım. Antrenör. Savunma hocam. Galvao. Gel antrenör olarak işe başlasana. Vallahi istiyor. Hocam. Bakalım. Kimmiş ama. Kötü. Devon O'Connor. Sen de düşünebilir misin aslında? Neyse. Kötü var. Aslında bakalım. Daha abicim artık gelin ya.
Newcastle maçı geldi çattı. Newcastle favori gösteriliyor bu arada. İlginç bir şekilde. Marco Ayo'yu alalım hemen. Almadığımız ya da öyle soralım. Diğerlerini de almadık ama bazıları 21 yaşının altında. Kaydetmemize gerek yok. Ben yine de kaydediyorum bazen. Keyfime göre. Tamam, transfer dönemi sona erdi. Sıralama işledi son. Aferin Ayar. Güzel idman. Uf, hepsi yükselişte. Bu ne? Sıkıntı yok. Tabii sevdim. Bunları eklemek istemiyorum. Tamammış mı? Gidelim ya. Gitmediler kulüpten. Aslında lisans çıkartmamak lazımdı onlara da neyse. Torrent'e sakat. Ne diyorsun hocam? Ayla Marco oynasın diyor. Abi Harrison oynamaz ya. Kadar da değil. Nerede bizim adam? Var. Nedir var? Rodrigo var. Rodrigo oynuyor mu yapmıyor sen? Kim ya? Eduardo oynatıyor maç. Niye? Vla yorgun mu? Yorgun mu geldi? Yok, çok da formda. Arka 21 verelim oğlum. Morata'nın formun numarasını verelim sana. Evet. Best yok deyip dinleyebiliriz. Çok sıktır abi. Parmak işaret ederim. Hadi çocuklar güvenim tam falan filan. Bu arada talimatlarına bakmadım. Beklere yine sert oynayalım abi. Sakatlanır. Henry. Calvin Phillips. Türlü alamadık topu. Oğlum aman 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 aman. Lucas'ın etkili başladı. İlk 13 dakikada gol yok. Çocuklar. Saygılım cemaat. Bogey kötü oynuyor. 6-5. Hadi Rafinha. İyi orada gol getirir. Ama kontrol edemeyelim. Hayır, nereye indirdin abicim? Orada mıydın mı? Aman çocuklar. Aferin beni. Hadi Fraser. Aman. Hadi. Gol atmamız lazım. Yarı berabere bitti. Performanstan memnun değilim. Bunlar ne? Bana inancım tam. Rodrigo kötü oynuyor. Vla kötü oynuyor. Rodrigo'yu değiştirelim. Orayı Kadir alalım. Sol ayakla. Ve Kadir sağda oynamayı seviyor. Rafinha ile yer değiştirelim.
Rodrigo'yu da çıkardık ya, şimdi gol atar kesin. Ve attırır, bir şey olur. Olmadı. Orta sahada ben Menino yönetiyorum çünkü hiç dikkat etmemiştim. Tamam çocuk, aman. Ev arkası boş. O nasıl müdahaleydi ya? Wilson attı abi. Yedik. Kötü mü hala? Menü de nasıl? Saben yer gel abi. Olayı da çıkardı. Biz bunda bir şey yapamıyoruz. Hücum ağırlıkta oynayalım. Çıktı. Hayla. İlk müdahalede başarılı olamadı. Süperimiz. Ayar olabilir veya marka ayrı hangisi. Yenilmemiz kötü olur ya. Büyük takımları yendik. Afinya çok kötü oynuyor bu arada. Nerede alalım ya bir forvet. Kanat forvet değil de tam bir forvet olsun. Hadi çocuklar. Daha hiçbir şey bitmedi. Ya 12 şutum var. 4'ü kaleye vurmuş. 7 şutları var. 3 kaleye vurmuş. Yeniyorlar. Ya. Direkt yaklaştırdık. Talimat değiştirmemiz lazım. Yeni şeyler üretmemiz lazım. Aşırı hücum alıp değilim. Bu adamlar atak yapıp duruyor. Bizim yapmamız lazım. Yedik mi? Hadi bak. İlginç. Çocuklar çıkalım hızlı be. Hadi artık Kadir. Atalım. Edward atarsın 17 bitiricilik. Olmadı. Kelvin. Samanya! O nasıl inanılmaz gol. 25 metreden vurdu. Müthiş vurdu. Hadi çocuklar. 82 daha. Tamam, atak deneyelim de Abdülkadir hareketlilik getirdi oyuna. Bagu'ya. Bagu'ya Allah bildiği gibi yapsın seni ya. Ayar al oğlum onu. Ayar nasıl çalım yedin abi? Aman aman aman. Lütfen. Yapmayın çocuklar. Dışarı vurdu. Çocuklar size inanıyorum hadi. 15 şutumuz var. Yeliz kaleyi bulmuş ama Edward sakatlandı. Daha yeni aldım oyuna be abi. 10 kişi kaldık. Şöyle yapalım bari. Ne olacaksa olsun. Hadi çocuklar ya. Neyse 10 kişi beraberliği aldık. Aferin. Memnunum ya. Kötü değildiniz. Aferin. Şu anda 11. sıradayız ama hep büyük takımlarla oynadık. O yüzden ilk 5'e falan belki biraz zor. İlk 7'ye gideriz herhalde bu sene. Edward 2 hafta yok. Aferin. Sabahın yeri ipten aldı Litsi. İkinci yere girmişti. Aslan parçası. Arka ilk maçıyla çıktı. Sabahın yeri çok iyi. Aferin. Performansını övelim. Bu arada arkadaşlar 3. bölüme de son verelim. 1 saati geçtik herhalde. Belki 1,5 saat olmuştur. Bir sonraki serimizde, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.